Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da arabanın fren kaliberlerini boyayacağım. Kırmızıya, Tesla kırmızısına boyayacağım ve üstüne tekrar Tesla yazacağım. Şimdiden sizlere iyi seyirler dilerim. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şimdi 3-4 kere üst üste kat attım, boyadım. Bir iki kat daha atacağım sağlam olsun diye. Ondan sonra iyice kuruduktan sonra buraya Tesla yazılarını yapıştıracağım beyaz gene orijinali gibi. Ondan sonra da parlak vernik boya atacağım. Çift karıştırmalı. Biraz bekleyeceğim şimdi. Şimdiden güzel görünmeye başladı. Fena değil. İlk defa yapmama rağmen çok fena olmadı. Bir iki yerde akıttım ama onları sonradan kapattım. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Evet arkadaşlar. Ön taraf kururken arkayı da söktüm. Norveç'in tuzlu yolları zorlu kış şartlarından dolayı alüminyum bu kaliberler. Boyası bayağı atmış, oksitlenmiş. Komple temizledim. Görüyorsunuz. O kadar çok pislik çıktı ki. Daha iyice temizleyeceğim. Ve ondan sonra boyamaya başlayacağım. Şöyle kapağını da söktüm.
üstüne de bir kat vernik attım. Vernik de bu arada iki malzemeli, aşağıdan karıştırıcı, sertleştirici aşağıdan sonradan karıştırıyoruz. Böyle cant temizleyicilere falan dayanıklı olsun diye, kışın tuzları falan dayanıklı olsun diye en kaliteli vernik boya. Şimdi bu vernik boyayı da kuruduktan sonra Tesla yazısını yapıştıracağım. Ondan sonra tekrar üstüne vernik atacağım. Şurayı gördüğünüz gibi ilk acemilik biraz akıttım. Ama üstüne yazı yapıştırıp tekrar boyayınca çok fazla belli olmayacak. O kadar sorun olmayacak. Yalnız vernik boya gördüğünüz gibi ne güzel parlıyor. Arka tarafı da göstereyim. Arka tarafta böyle boyadım. Üzerindeki kapağı ayrı boyadım. Üzerindeki kapak sökülebiliyor. Onu da sonra takacağım. Her iş bittikten sonra. Çayımız da burada hazır. Burayı bitirdikten sonra öbür tarafına geçeceğim arabanın. Şimdilik böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakayım şu arka taraftan bir yoklayayım. Daha hafif elime yapışır gibi. Ama 5-10 dakika sonra sertelmeye başlar. Bir kat daha vuracağım ondan sonra. İşi bitirdim. En son yazıları da yapıştırıp bir vernik boya da attım yazılara sabitlemek için. Gördüğünüz gibi bayağı güzel oldu. Şimdi iyice kurumasını bekliyorum. Markaları da göstereyim. Biraz acele ettiğimden dolayı hafif bir boyada böyle bir buruşukluk oluştu ama o da bir desen gibi oldu. Çok daha kötü olmadı yani. Performans modelinin aynısını yaptım neredeyse. Gördüğünüz gibi. Ve bu da ön sağ. Bayağı 1,5 gün uğraştım ama güzel oldu diye düşünüyorum. Siz de yorumlarınızı aşağıda yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Gene her zamanki gibi bir önceki videolarımda ve bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ben de artık dinlenmeyi hak ettim.